için arabesk müziğin kraliçesi deniliyordu. Henüz 17 yaşındayken şöhreti yakalayan Esengül'ün ödediği bedel çok ağır oldu ve 25 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki gencecik yaşta bir trafik kazası sonucu ölen Esengül'ün başına gelenlerin sebebi yeraltı dünyası mıydı, planlanmış bir komplo muydu? Tüm detayları sizler için araştırdık. Hikayenin en başına dönecek olursak, konservatuarlı bir annenin kızı olan Esen, 15 yaşında katıldığı müzik yarışmasında birinci olarak profesyonel anlamda kariyer için ilk adımı atmış oldu. Şan öğretmeninin senin sahne adın Esen değil Esengül olsun demesiyle tam 16 yaşında Luna Park Gazinosu'nda Emel Sayın'ın alt kadrosuna sahne almaya başlayarak konser maratonuna start vermiş oldu. Hem güzelliği hem sesiyle namı kısa sürede birçok yerde duyulan Esengül'e az solistlik teklifleri yağıyor. Beni dinle profesör. Evet. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Hı-hı. Kızda büyük iş var. Gösterme neşenliğini. Ne yap yap kandır. Onu gazinomda az solist olarak görmek istiyorum. Ve bu tekliflerden birini kabul ederek az solistlik rütbesine kavuşan en genç yıldızlardan biri oluyor. İstanbul'da Maxim, Semiramis gibi önemli gazinolarda az solistlik yapan Esengül, tabiri caizse tam anlamıyla patlamayı Taht Kurmuşsun Kalbime şarkısıyla yapıyor. Meyhanelerde ve gazinolarda marş haline gelen bu şarkı günümüze kadar gelmiş, hala birçok sanatçının sahne repertuarında yer almayı başarabilmiş kült şarkılardan biri olmuştur. Uzaklarda arama. Çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime. En güzel yerindesin. Bergen için acıların kadını deniliyorsa, Esengül için ise şarkılara gülen kadın deniliyordu. Çünkü her gittiği yerde güzelliği ve cilvesiyle kendisine hayran bıraktırıyor, neşe saçıyormuş. Tamam, hiç merak etmeyin. İki de oradayım. La 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 la. Çok hızlı tırmandığı şöhret basamaklarında elbette hep güzel şeyler yok. Gazetelerde onun için evli adamlarla ilişki yaşadığı, sürekli birileriyle birlikte olduğu yazılıyor ve çapkın astrolist başlıkları atılıyordu. Birçok erkeğin rekabete girdiği, sürekli kulislerine çiçekler ve çikolatalar yollanan bir astrolist haline gelen Esengül'ün, o dönemlerde sahne programlarına gelen yeraltı dünyasının ağır abiler ve mafya adamlarıyla olan ilişkileri kulaktan kulağa duyulmaya başlanmış, Esengül tehlikeli sularda yüzüyor şeklinde yorumlar yapılmıştı. İşte tam da bunlar konuşulurken akıllarda acaba Esengül'ün ölümüne bu gece mi sebep oldu dedirten tarihlerin tam 31 Mart 1979 yılını gösterdiğinde Semiramis Gazinosu'nda yine Esengül sahnedeydi. Bu sefer en ön masada dönemin en belalı mafyalarından Oflu İsmail lakaplı İsmail Hacı Süleymanoğlu vardı. Gazetelerde çıkan haberlere göre Oflu İsmail Aldırma Gönül şarkısını Esengül'ün seslendirmesini istiyor. Ancak Esengül repertuarında olmadığı için reddediyor. Bu duruma çıldıran Oflu İsmail... Hem gazino sahibini hem de garsonu orada öldürüyor. Fakat Esengül'ün kız kardeşi Sezen'in yıllar sonra verdiği röportajda anlattıkları hiç de öyle gazetelerde çıktığı gibi değil. Olayı şöyle anlatıyor. Oflu İsmail sahnenin en önündeki büyükçe bir masada oturuyordu. Masası çok kalabalıktı. Tabakların içinde uyuşturucu vardı, sürekli onları çekiyorlardı. Ablam sahne aldığında Oflu İsmail Aldırma Gönül adlı şarkıyı söylemesini istedi. Ablam da söyledi. Sonra bir daha söylemesini istedi. Ablam şarkıyı tekrar okudu. Sonra bir anda silahlar patladı. Ne olduğunu anlayamadım. Bağırış çağırış, herkes kaçıştı. Gazinonun patronu Akbulut Karaoğlu vuruldu. Garson Hasan yol aldı da beni korumak isterken vuruldu. Bana aşıktı. Apar topar kulise götürmek isterken bir mermi ona isabet etti. Ablam, sen bu olaya hiç karışmıyorsun dedi ve biz hemen toz olduk. Zaten gazinoyu da hemen boşalttırdılar. Boşalt burasını. Ablam depresyona girdi. Cinayeti gördüğünü söylese Oflular peşini bırakmayacaktı. Ablam deli gibiydi. Hiçbir şey anlatmadı beni olaylardan uzak tutmak için. Sonradan duyduğuma göre Oflu İsmail ile gazinonun patronu Akbulut Karaoğlu arasında uyuşturucu işinden kaynaklanan bir husumet varmış. Yıllardır acı çeken gariplerden biriyim. Ancak bu ne derece doğru bilemiyorum. Neyse gel gelelim, o dönemde bu olaylardan korkan ve depresyona giren Esengül günlerce evinden çıkmıyor ve kimselerle görüşmüyor. Öyle korkuyor ki bu olay için emniyete ifade vermeye giderken bile kılığını değiştiriyor. Semiramis gazinosundaki cinayetin üzerinden tam 19 gün geçmişti ve psikolojisi bozulan Esengül için artık yeni bir sayfa açma zamanıydı. Bir sinema filmi için başrol teklifi alan Esengül bu teklifi kutlamak istedi. Tarihler 18 Nisan 1979'u gösterdiğinde Esengül Emirgan'daki kardeşi Sezen Ağan, arkadaşları Turhan Yazıcı ve iş adamı Mehmet Faruk Özfıratlı ile geç saatlere kadar eğlendiler. Daddy, daddy cool.
sabah 4 sularında Anadolu marka bir otomobille yola çıktılar. Direksiyon koltuğunda oturan Esengül'ün sevgilisi Mehmet Faruk Özpıratlı fren yaptı ancak aracın frenleri tutmadı. Otomobil bir köprünün bariyerlerine çarparak durabildi. Bariyerin demir çubuğu önde bulunan Mehmet Faruk Özpıratlı'ya, sonra hemen arkasında oturan Esengül'e saplandı. Mehmet Faruk Özpıratlı olay yerinde, Esengül ise hastanede ameliyat sırasında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. İşte bu sefer ne şarkılarıyla ne ilişkileriyle gazete manşetlerindeydi. Birinci sayfada çıkan haberler çok acıydı çünkü Esengül ölmüştü. O dönem kazanı bir komplo olduğunu, fren tellerinin gevşetildiği ya da hareket halinde başka arabalar tarafından sıkıştırıldığı söylentiler arasında. Gazinoda çıkan silahlı çatışma sonrası Esengül'ün bildiklerini emniyete anlatmaması açısından susturulmak için mafya çetesinin yaptırdığı konuşuluyordu. Esengül'ün cenazesi Fatih Camii'nde kılındı. İşin belki de en üzücü taraflarından biri de arabesk kraliçesinin cenaze törenine sadece ailesi ve yakınlarından oluşan 20 kişinin katılmış olmasıydı. Söylenenlere göre o dönemde insanlar yaşanılanlardan korktuğu için bizim de başımıza bir şey gelir diye cenaze törenine katılmak istememişlerdi. Kazadan şans eseri yaralı olarak kurtulan kardeşi Sezen Ağam törene 2 kişinin yardımıyla gelebilmişti. Eğer olayları toparlayacak olursak, akıllarda kuşkularla dolu bir ölümle aramızdan ayrıldı Esengül. Vefatından sonra evli adam avcısıydı, su tesisi su yolunda kırıldı gibi son derece çirkin, gurur kırıcı yazılar yazan köşe yazarları da oldu. Her ne olursa olsun yaptığı şarkılarla bir döneme damgasını vurmuş, unutulmayan önemli ses sanatçılarımızdan biridir Esengül. Şöhretin Bedeli serisi kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki günlerde sürpriz konuklarla olayları sizlere aktarıyor olacağız. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.